Biraz daha ilginç olasılık sorularına bakalım. Bir torba dolusu bozuk para mı olsun? Torbayı çizeyim şöyle. Ya da kase de diyebiliriz. İçinde bir sürü bozuk para var. Bozuk paraları çizmesem de olurdu ya neyse. Bu bozuk paraların 9'u normal bozuk para olsun. Normal derken ne demek istiyorum? Bildiğimiz bozuk para işte. Tura yüzü var, bir de yazı yüzü var. Tura gelme olasılığı %50, yazı gelme olasılığı yine %50. Tüm paralar için geçerli. Bir de, bir de, bir de, iki yüzünde de tura olan bir bozuk para olsun. Bu ne demek? Ne olursa olsun bu para tura gelecek demek. Şöyle yapacağım, gözlerimi bağlayacağım, elimi torbaya sokacağım ve bir bozuk para alacağım. Sonra o parayı, ne kadar diyelim, beş kez atacağım. Beş kere atacağım. Size sorum şu, beş atışın beşinde de tura gelme olasılığı nedir? Alışık olmadığınız bir soruyla karşılaştığınızda olasılık ağaçlarından birine veya birkaçının bir karışımını çizmek her zaman işe yarar. Ama bu deneyin en başında bir olay gerçekleşiyor. Torbadan bir bozuk para çekiyorum. O halde diyebiliriz ki kaç adet para vardı? 10 adet. Ve her birinin seçilme olasılığı eşitti. Turamı yazımı dokunarak anlayamıyorum. Diyelim ki, diyelim ki elimde eldiven var. 200'de tura olan parayı anlayamıyorum. O halde 10 paradan her birinin seçilme olasılığı eşittir. 9 adet normal, 1 adet de anormal yani 200'ü tura olan para. Normal bir para seçme olasılığı nedir? Seçilme olasılığı birbirine eşit 10 adet paranın 9 adedi normal. O halde normal para seçme olasılığı 9 bölü 10'dur. Bu paranın normal olma olasılığı seçtiğimiz paranın normal olma olasılığı 9 bölü 10. Buna normal diyelim. Peki, 200'de tura olan, 200'de tura olan parayı seçme olasılığım ne? Ona da 2 t diyelim. O da 1 bölü 10. Ya bu gelecek, ya da bu. Tormadan başka türlü bir para gelmeyeceğini varsayıyorum. 200'de tura olan parayı seçme olasılığım 1 bölü 10. Ardından nasıl bir para seçersem seçeyim, normal ya da anormal, bu parayı arka arkaya 5 kez atacağım. Ağaç yapısı çizemeyeceğim çünkü her bir dala 32 ayrı seçenek yazmam gerekecek. Normal para seçtiğimi düşünürsem, arka arkaya 5 kez tura gelme olasılığı nedir? Bunu nasıl yazarım? 5 adet tura gelme olasılığı, 5 atışta 5 tura da yazabilirim. Yukarıdaki bu satır normal bir para çektiğim koşul için geçerli. Normal bir para çektiğimi kabul edersem 5 atışın tümünün buraya 5'te 5 beş yazalım ve buna hesaplayalım. Her atışta 1 bölü 2 olasılık var. Arka arkaya 5 kez atacağım. Yani 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. Bu da 1 bölü 32'ye eşit. O halde normal bir para çekmem durumunda, hilesiz bir para çekmem durumunda, 5 beş atışın 5'nin de tura gelmesi olasılığı 1 bölü 32'dir. Bu tamam. Peki, 5'te 5 beş tura gelme olasılığı nedir? Hangi koşulda? 200'de tura olan parayı seçersem. 200'de tura olan para için 2T yazmayı şimdi uydurdum. Çizdiğim bu düşey çizgiler bize verilen koşulu gösteriyor. Bu parayı 1 milyon kez daha atsam, hepsinde tura gelir, değil mi? O halde bunun olasılığı 1 bölü 1'dir. Burada kesinlikle tura gelecek. Pekala, ilk başta ne sormuştum? 5 atıştan 5'inin de 5 atıştan 5'inin de tura gelme olasılığı ne? Bu neye eşittir? Yazının rengini değiştireyim, biraz daha dikkat çekici olsun. Bu olasılık neye eşittir? 5'te 5 tura gelme olasılığı hangi koşulda normal bir para seçersem? Çarpı normal bir para seçme olasılığı artı artı 5'te 5 beş tura gelme olasılığı. Hangi koşulda 200'de tura olan parayı seçersem? Çarpı dedik 200'de tura olan parayı seçme olasılığı. Umarım aklınıza yatmıştır. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu işaretlediğim sonucun gerçekleşmesinin olasılığı nedir? Önce normal bir para seçmeliyim. Ancak o zaman bu normal parayla 1 bölü 32 şansım vardır. O halde 1 bölü 32 çarpı normal para seçme olasılığı. O da neydi? 9 bölü 10. Peki bunun olasılığı nedir? Normalde böyle ağaç yapılarında bir noktanın olasılığını hesaplamak için o noktaya kadar olan tüm olasılıkları çarparız. Bundan önceki ilk birkaç videoyu izlediyseniz bunun sebebini anlamışsınızdır. Peki bunun olasılığı nedir? 200'de tura olan parayı seçme olasılığı 1 bölü 10. Tabi bu durumda tüm atışlarda tura gelmesi kesinleşir. O halde burası 1 çarpı 1 bölü 10'dur. Bu iki dalda yazdıklarımla yukarıda yazdığım aynı şeyler. Yazının rengini değiştireyim. Burası kaçtır? Normal bir para seçtiysem 5'te 5 tura gelme olasılığı çarpı normal para seçme olasılığı kaçtır? Buna eşittir. Bu normal bir para seçtiysem 5'te 5 tura gelme olasılığı çarpı normal para seçme olasılığıdır. Bu kaça eşittir? 9 bölü 320. Burası da 200'de tura olan parayı seçtiysem 5'te 5 tura gelme olasılığı. Çarpı 200'de tura olan parayı seçme olasılığı. Bu yani 1. 200'de tura olan parayı seçtiysem 5'te 5 tura gelme olasılığıdır. 5'te 5 tura gelmesi kesindir. 200'de tura olan parayı seçme olasılığında 1 bölü 10'dur. O halde bu da buna eşittir. Burası 1 bölü 10. Elimi torbaya sokup rastgele bir para seçersem, o parayı 5 kez atıp 5'inde de tura gelme olasılığı, bununla bunun toplamına eşittir. Yani 9 bölü 320 artı 1 bölü 10. Hemen paydayı 320 yapalım. Payda 32 olur değil mi? 32 bölü 320. 9 artı 32, 41 eder. Bölü 320 oldukça ilginç. Şimdi size daha da ilginç başka bir soru sorayım. Bu soruda şimdiye kadar öğrendiklerimizin ne denli yararlı olabileceğini göreceksiniz. Diyelim ki 5'te 5 tura gelmiş olsun. 5'te 5 tura gelmiş olduğunu biliyoruz. Burayı temizleyelim. Buradaki kalabalığı temizleyelim. 5'te 5 tura gelmiş olsun. Bu koşulda 200'de tura olan parayı seçmiş olma olasılığım nedir? Şunu soruyorum, 200'de tura olan parayı seçmiş olma olasılığım nedir? Hangi koşulda 5'te 5 tura gelmişse? Umarım ne demek istediğimi anladınız, umarım farkı anladınız. Bir önceki soru nasıldı, 5'te 5 tura gelmesi olasılığı nedir? Hangi koşulda 200'de tura olan parayı seçmişsem? Burada 200'de tura olan parayı seçtiğimi biliyorsam, bu olasılığın 1'e eşit olduğunu bilirim. 5'te 5 tura gelmesi kesindir. Ama bu biraz daha ilginç bir soru. Bir parayı arka arkaya 5 kez atınca hepsinde de tura gelmişse, ya normal bir para atmışımdır ve şansım çok yaver gitmiştir, ya da 200'de tura olan parayı seçmişimdir. Hangisinin gerçekleştiğini bilmiyorum. O halde daha fazla sayıda tura gelirse, diyelim ki arka arkaya 100 kez tura gelirse, sezgisel olarak paraya hiç bakmadan 200'de tura olan parayı seçtiğimi anlarım tabii. Bunun gerçekleşemeyeceğini varsayarız. Arka arkaya 1 milyon kez tura gelirse, 200'de tura olan parayı seçtiğime gerçekten emin olabilirim ama kesin diyemem. Normal bir para seçip arka arkaya 1 milyon kez tura gelme olasılığı çok az da olsa vardır. Peki bu soruyu nasıl çözeriz? Bu soruyu çözümleyerek ve tablo çizerek çözeceğim. Umarım iki yolda aklınıza yatar. Sorunun çözümü ise bir sonraki videoda ha 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 görüşmek üzere.